hükümete kastetmiş, dolayısıyla milli iradeye kastetmiştir. Halkbank'a kastetmiş, dolayısıyla milli bankamıza kastetmiştir. Bu operasyon milli dış politikamıza, milli çıkarlarımıza kastetmiştir. Bu operasyon milli birlik ve kardeşlik sürecimize kastetmiştir. Evet, bu operasyon milli istihbarat teşkilatımıza kastetmiştir. Bu ülkenin milli istihbarat teşkilatı Suriye'deki bayır bucak Türkmeni kardeşlerimize insani yardım ulaştırmaya çalışıyor. Adana'dan bir savcı bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde bir yargı mensubunun kendi ülkesinin istihbarat teşkilatına husumet beslediğine şahit olamazsınız. Reyhanlı'daki olaylar olduğu zaman bu beyefendi Adana'dan kalkıp da Reyhanlı'ya gitmemiştir. Bir hafta. 7 günün ardından oraya gitmiştir. 7 gün senin aklın neredeydi? Reyhanlı'da onca insanımız şehit edildi. Neredeydin? Niye gitmedin oraya? Sormazlar mı? İşte ben buradan hatırlatıyorum. Hadi buyurun, ilgili olanlar şimdi bunu incelesinler. Bunun da üzerinde dursunlar. Türkiye maalesef bunları yaşadı. Bir ülkenin istihbarat teşkilatının hasmı sadece ve sadece harici düşmanlardır, dahili değil. Milli bir teşkilata yönelik hasmane tutum kesinlikle milli olamaz. Bir savcı Adana'dan kalkıp Hatay'a Milli İstihbarat Teşkilatı'nın insani yardım operasyonunu engellemek üzere geliyorsa o savcı yasaları çiğnemiştir. Milli çıkarlara kastetmiştir. Evet, açıkça söylüyorum. Kendi ülkesine değil, ülkesinin düşmanlarına maşalık etmiştir. Siz kimsiniz ki bu ülkenin, bu milletin Milli İstihbarat Teşkilatı'na karşı düşmanca tutumlar içine giriyorsunuz? Kamuoyunun gözü önünde, yayın yoluyla, manşetlerinde, sayfalarında, ekranlarında suç işleyenler ifadeye dahi çağrılmazken köşe yazarları her gün ifadeye çağrılıyor. Bir savcı çıkıp sadece iddialar üzerinden, sadece sahte ihbarlar üzerinden demokrasiyi katletme, ekonomiyi durdurma, ülkeyi kaosa sürükleme cüretinde bulunabiliyor. Bugün artık geçmişteki bazı yargılamaların da üzerinde çok büyük soru işaretlerinin oluştuğunu daha net olarak görüyoruz. Sahte ihbar mektuplarıyla, yasa dışı dinlemelerle, sahte delillerle tasarlanmış ve ayarlanmış bir kısım yargı mensuplarıyla İnsanların nasıl mahkum edildiklerini bugün çok daha belirgin şekilde görebiliyoruz. Bütün bunlar hukuk sahikiyle, adalet sahikiyle, vicdan sahikiyle değil, tamamen örgüt sahikiyle yapılıyor. Bununla tabii ben yargının tümünü zan altına asla alamam. Bunun içinde yürütme de var. Bunlar müşterek yapılıyor. Ve bir dayanışma içerisinde yapılıyor. 17 Aralık'tan bugüne kadar devletin kurumları içinde nasıl bir çark kurulduğu, nasıl bir örgütsel yapılanmaya gidildiği net olarak ortaya çıktı. Göreceksiniz. Bundan çok daha fazlası ortaya çıkacak. Biz diyorduk ki dünyaya yönelik muasır medeniyetler seviyesinin üstüne ülkemizi nasıl çıkaracağız? Buna yoğunlaşalım. Bütün gayretimizi, enerjimizi, her şeyimizi buraya verelim. Ama maalesef içeride de ister istemez şimdi buraya da biraz enerji harcamak durumunda kaldık. Çünkü biz bunları meydana çıkarmak durumundayız. Kim olursa olsun. Artık olayın aslı şu. Acırsanız acınacak hale gelirsiniz. Nasıl bir takıyenin, nasıl bir kokuşmuşluğun, çürümüşlüğün hüküm sürdüğü ortaya çıkacak. Malezya'da beraberimizdeki medya mensuplarına da ifade ettim. Virüs vücuda girmiş.
sinsi bir şekilde yerleşmiş. Çoğalmış, bir anda vücudu esir almak üzere harekete geçiyor. Ancak bu bünye kendisini sinsi virüslere teslim edecek kadar zayıf bir bünye değildir.